Merhaba arkadaşlar, tekrar size bu şu elimde görmüş olduğunuz PickKit 2 ile buradaki Pick'e nasıl program atacağımızı göstereceğim. Şimdi önce bunu çıkaralım. Pick'i böyle bir şeyle, şunun yardımıyla şuradan çıkardım. Burada devrem kuruldu zaten. VCC, VDD'si bağlı. Buraya PickKit'i bu zil soketle şöyle taktım bu şekilde. Ardından ucunu buraya taktık. PickKit 2'mizi açalım, programımızı. Bu arada ne oluyor? Bu da PickKit 2 programını açtım. Burada görünüyor. Pick device found diyor. Burada Pick 18F4550'yi gösteriyor. İçine program atacağım. Import hex diyorum. Keşke buraları şey yapsaydım. İyiydi. Neyse. Bir dahaki videolar artık. Micro C projelerde LCD video. Hex dosyası. Hex file successfully import diyor. Write diyorum. Ve Pick'e programı yazıyor. Sonra buradan kaldırıyorum. Tekrar devreme bağlıyorum. Devremde ne var? Şu mavi ve beyaz kablolar VCC ve VDD'yi bağlıyor. Kristal var. 8 MHz. İki tane kapasitör var. Bir de M-Clear direnci var. Şu bahsettiğim USB kitinden de mevcut. USB enerji için. Buraya şimdi ben buranın yerini biliyorum çünkü bu hep M-Clear'a bağlıydı. Şurası M-Clear, yani birinci pin. Bunu bağlıyorum. Bunu buraya nazikçe takıyorum çünkü ben tabii bu piki çok tak çıkar yaptığım için artık bacaklar tabii hepsi dümdüz hizalı ama yani eğer bu yeni bir pik olsaydı bu bacaklar dümdüz olmuyor. Bu bacaklar, o yüzden biraz narin takmak lazım. Zorlamadan şöyle takmak lazım. Şöyle şu şekilde takıyorum. Şimdi şurası B portu. Yani ben ezbere tabi biliyorum, alışmışım ama size datasheet'indeki pin dizilimden bakabilirsiniz. Burası B portu ve ben LCD'yi B portu olacak şekilde programında yazdığım için oraya yakın bir yere takıyorum LCD'yi de. LCD'yi şöyle, hatta şöyle bağlayalım. Yer olsun. LCD'yi de burada. Şimdi LCD'nin şöyle bir durum var. Bu lehimleri güzel yapmanız lazım. Önce lehim yapmanızı öneririm. Eğer burada bir temaslık varsa ya da bir kısa devre varsa çalışmayabiliyor. Yani iyi bir lehim yaparsanız hani riski ortadan kaldırmış olursunuz. LCD'mize başka bir breadboard takalım. Şu şekilde bir de potansiyometre lazım. Burada bir kilo ohmluk potansiyometre var. Bildiğimiz potansiyometre bir numarası. Bunu takalım. Sonra jumperlar burada. Şimdi yerleştireceğim şu kısa jumperlarını alayım. Biraz. Bakalım hangi pini nereye bağlamışız. Şurada micro C programında yazıyor. Bakalım. Ha, geldi. Şuradan RS'i RB4'e bağlamışız. Bir de pin configuration nasıl tanıyorsun. Diyelim buradan açalım.
internet mod. Neyse. Şimdi anot artı katot eksi ucu olması lazım. LED'in içindeki LCD'nin ışığının. Anot artı katot eksi uç. Bu bir. Pin de geldi. Tabii açılırsa açıldı. Biraz büyütelim. Evet, şöyle. Şimdi RB7'ye ne geliyordu? Ona bir bakalım. RB7'den başlıyoruz. RB5'ten başlıyor. RB5'e LCD enable gelecek. Ben RB7, 6, 5 şeklinde sayıyorum. LCD'nin enable bacağını bağlıyorum. RB4'e ne gelecek bakalım. RB4 RS gelecekmiş. RS takalım. RB3'e D7. D7'yi takalım. İnşallah doğru takıyorumdur. Bakacağız. D6'ya neresi geliyormuş? D6'ya. RB2. RB1 ve RB0 kaldı. İki tane pinimiz kaldı. Bunları yalan bakalım. D5'e RB1, D4'e RB0. D5'e RB1, D4'e. Şu şimdi iki tane jumper var bende. İki çeşit. Şuna turuncusunu çıkarayım. Şöyle iki çeşit. Muhtemelen görüyorsunuzdur. Bu kare uçlu olan, bunlar kaliteli. Kare uçlu olanlar daha iyi. Bu yuvarlak uçlu olanlar biraz boktan. Yani dandik deri gibi boktan bayağı. Gıcık içine falan geçiyor pinler. Sonra bir yerde bir hata oluyor. Biz hata nerede diye arayıp duruyoruz. D4'e RB0. Evet. Şimdi VSS, VDD, V0 bağlayalım. VSS. Hep karışıyorum. VSS 0 volt olması lazım. Bak olması lazım. Şunu bağlayalım. VDD 5 volt. Tıkat tık. V0'ı potansiyon üretim ucuna, orta ucuna. Bir de burada şey eksik kaldı. Hangisi eksik kaldı? Read write kaldı. Bunu toprağa bağlıyorduk. Hatırlıyorsanız sadece yazma yapacağımız için toprağa bağlıyorduk. Yani biz LCD'den hiçbir şey okumayacağız. Sadece LCD'yi yazacağız. Bir de şu potansiyometreyi takalım. Umarım çalışır. Şunu kaç kere yaptım ama hala çalışıp çalışmadığı konusunda şüphelerim oluyor. Şimdi deneyelim bakalım. Her şeyimiz tamam. Tamam, bağlandı. Tamam. Şimdi bir de şöyle bir USB kablosu. Ha, burada bir tane. USB kablomuz. Bir ucunu buraya, bir ucunu için bilgisayara. Zaten kısa devre oldu. Bilgisayarın sigortası var. Kendi şeyini atıyor. Bakıyoruz. LCD'miz çalışıyor. Gördüğünüz gibi buradan. Şöyle göstereyim. Buradan kontrastını ayarlamak mümkün. Ama tabii biz sanırım şey yapmışız. Silmişiz bu en son LCD clear, o yüzden clear olmuyor. Bunu hemen düzeltelim. Tekrar yapalım. LCD clear, tamam. Tekrar compile ediyorum.
atıyorum. Şununla söküyorum cihazımı. Pikimi. Pikimi takıyorum. Tekrar. Şimdi tekrar programımızı atalım. Device'ı, bazen device'ı görmüyor. Tak tak çıkar yapıyorum. Allah Allah. Şöyle yapalım. Ha, şimdi gördüm. Birkaç kere oluyor. Bende PikKit 3 de var. PikKit 3 şu şekilde. Onu da göstereyim ben de. PikKit 3'ün In-Circuit Serial Programming diye bir özelliği var. Yani bunu sökmeden, bu PIK'i sökmeden burada 6 pinli çıkışı var PikKit 3'ün. Burada devreyi sökmeden programlayabiliyorsunuz. Yani mesela bir kart yaptınız. Karta o 6 tane ucu header'la getiriyorsunuz ve yani kartta program değiştirmek istiyorsanız o altı uca takıyorsunuz. Yani sök tak yapmanıza gerek kalmıyor işlemciyi. Bunu da kullanabilirsiniz ama amatör projeler için bu daha mantıklı. Çünkü pinleri bu sefer sürekli burada tutmanız gerekiyor ve bunlar size kalabalık geliyor. Bence. Bakalım tekrar. Evet, şimdi daha bakalım da şimdi LCD'yi temizleyip yapıyor. Tekrar açıp kapatalım. Bu şekilde çalışıyor. Her şey yolunda. Başka projeler de yapacağım. Tabii bu basit. Ben de zaten yeni başlayan insanlara anlatmak için uğraşıyorum. Yani yeni başka daha güzel, daha karmaşık projeler de yapacağım tabii. Bazı zamanla yani. Zamanla. Daha güzel şeyler göstereceğim. Ben de bu işin profesörü değilim tabii. Ama yani kıyısından köşesinden bir şeyler biliyoruz biz de. Bu şekilde. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.